Hastanemize devamlı şikayetlerimizi bildirdiğimiz halde, yağlarının koktuğunu, yemeklerin yenmediğini bildiğimiz halde, söylediğimiz halde bizi kayda almadılar. Hiçbir şekilde kayda alınmadı. Şu an bizim yaklaşık 300'e yakın arkadaşımız zehirlendi. Buna rağmen arkadaşlarımız adli vakaya girmesinler diye arkadaşlarımıza rapor verilmedi. Kendilerine senelik izinlerinden alıp evlerine gitmeleri söylendi. Bu yüzden dolayı biz yemek konusunda bayağı bir şikayetçiyiz. Tarihe geçmiş bakliyatlar kullanılmakta, şoklanmış etler kullanılmakta. Bu da bizim arkadaşlarımızın şu anki hallerine sebep olmaktadır. Yani bu büyük bir sıkıntı. Biz buna yönetimin buna bir el atmasını istiyoruz. Gerekirse Sağlık Bakanlığı'nın atmasını istiyoruz. Ama biz bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Yemeklerinin yenmediğini belirttik. Defalarca söyledik. Şefleriyle de konuştuk. Buna rağmen kimse bizi kayda almadı. Tutanak tuttuk. Yemeklerin yenmediğine dair tutanaklarımız bulundu. Ama bunlar hiçbir şekilde kayda alınmadı. Biz bu sıkıntıları hep yaşıyoruz. Özellikle yağlarımız kokuyor. Yemeklerde aşırı bir koku, ağır bir koku. Kullandıkları bakliyatlarda aşırı bir, hani biliyoruz ki tarihi geçmiş bakliyatlar. Bulgurlar bile koku veriyor. Yönetimin bir an önce buna el atmasını isteriz. Gerekirse maaşlarımıza yemek paralarımız yansıtılsın. Bizler yemeklerimizi kendimiz yiyelim. Dışarıdan alıp kendimiz yiyebilelim. Ama biz hastanenin yemeğini artık yemek istemiyoruz. Yani şu an bizim kullandığımız kaşıklar, çatallar olsun, hastalara verilen çatallarla kaşıklarla aynı. Personellere ayrı bir çatal kaşık kullanılmıyor. Tüm hastanenin kaşıkları, çatalları aynı şekilde bizlere de dağıtılmakta. Bu konuyla ilgili yönetimin gerekeni yapmasını, gerekirse maaşlarımıza, yemek paralarımızın yansıtılmasını talep ediyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Yediğimiz yemekhanede yediğimiz yemekler yağları kötü. Getirdikleri gıdalar kötü. Etler kötü. Biz yemek yediğimiz zaman midemiz hep yanıyor. Biz fazla yemiyoruz. Ben kendim yemekhaneye gidince ben sadece çorba içiyorum. Ana yemeklerini yiyemiyorum. Dokunuyor bize. Şu anda arkadaşlarımız zehirlendi, 150-300 kişi civarında. Arkadaşlarımız şu anda hep çok iyi, serum takılı. Benim kendi İslami arkadaşım şu anda serum takılıdır. Ondan sonra elemanlarımız çok eksiklemiş. Onların işini de bizim boynumuza girmiş. Onların işini de yapıyoruz. Lütfen bu yemekhane, hastane personeli yapılsa daha mantıklı, daha iyi olur. Ben zehirlenmedim. Ben eve gittiğimde ben yoğurtla, bolla ayran içtim. O yüzden beni etki etmedi. Tüm arkadaşlarımızı etki etti. Bünyesi zayıf olanları etki etti. Bu saatten sonra büyüklerimizin, rica ediyorum, el atması lazım. Rahat yiyemeyeceğiz yani. Çünkü korkacağız, artık yiyemeyeceğiz. Çünkü her zaman bunları yaşayabiliyoruz. Midemiz hep yanıyor. Demek ki bu yağlar kötü yağlardandır o yüzden. Ve kaç senedir, 11. senemdir çalışıyorum. Doğru dürüst buranın yemeklerini yemiyorum. 2 defa zehirlenmiştim. O yüzden yemek yemiyorum. Evde yemeğimi hazırlayıp getiriyorum. 2 gün önce bütün arkadaşlarım zehirlendi ve ben gitmedim. Biz yemek yemediğimiz için gidemedik. Ve istemiyoruz. Ya paramızı versinler ya da kartları çıkarsınlar, bize kartları atsınlar. Bunu istiyoruz. Korkarak yiyoruz. Acaba bugün zehirlenecek miyiz? Acaba yemekleri nasıl? Yani çoğu zaman yemiyoruz. Gitmiyoruz. Pek nadiren gidebiliyoruz. O da korkarak yiyoruz. Yani sonra yemekleri yiyemiyor, yani korkarak yiyor. 2 defa zehirlendim, yiyemedim, zehirlendim ve acillik oldum. 3 gün izin kullandım, gelemedim, işe gelemedim. Yani öyle, daha artık o günden beri korkarak, yani pek nadiren gidiyorum, fazla da gidemiyorum yani. Evde kendime hazırlayıp getiriyorum, burada yiyorum. Yiyemediğimiz için paramızı bize hesabımıza atsın ya da bize kart çıkarsınlar. Yiyenler gidip yesinler, yemeyenler en azından paranın geri alsınlar. Okutan yemeğini yesin, kartı okutmayan zaten yemeğini yesin, parasını geri iade etsin. Ne istiyoruz? Başka bize bir çare bulsunlar yani. Buna bir çare bulsunlar.